Depremlerin etkisiyle yıkılma riski taşıyan binaların yıkımı için Elazığ'daki bir firma tarafından makas operatörlerine 300 bin liraya kadar maaş teklifi sunulmasına rağmen operatör bulunamıyor. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından binaların yıkımı için kullanılan makas aracı operatörlerine sunulan 300 bin liraya kadar yüksek maaş teklifine rağmen eleman bulunamıyor. Depremlerin etkisiyle oluşan acil ihtiyaçların karşılanması için yapılan yatırımlara rağmen makas operatörü bulunamaması işlerin aksamasına ve kaynakların boşa harcanmasına neden oluyor. Hafriyat firması sahibi Kazım Üstün, saha çalışmalarının devam ettiğini ancak operatör bulunamadığı için makasın boşta beklediğini ifade etti. Bu şekilde makasımız yatıyor. Eleman yetiştiriyorduk, yetişiyorlardı. Şu an artık kimse gelmiyor, çalışmıyor. Yani anlam veremediğim bir olay. Üstün, makinenin boşta beklemesinin hem maddi zarara hem de zaman kaybına yol açtığını belirterek Elazığ'da operatörlük yapan vatandaşlara seslendi. Buradaki operatör kardeşlerime, arkadaşlarıma buradan sesleniyorum. Yani bugün ben 300 bin TL'ye aylık operatör bulamıyorum.